yaptı ki diyor Meryem bundan sana nereden geldi? Yani demek ki evliliğin öncesinde Meryem'i Zekeriya çok fazla tanımamış, bildiği birisi değil. Yani o bilgilerin, o tevhid ahlakının nereden geldiğini bilmiyor. Bu evlendikten sonraki merhaleler hocam. O evlendikten sonraki merhaleler. Evet. Tabii. Evlendikten sonraki merhaleler. Aynen. Hocam bir ayette Hazreti Muhammed'e Zeynep'i sana nikahladık diyor değil mi hocam bir ayette? Bakın buraya da burada da aynı vahiy sana bir erkek çocuk müjdeledim diyor. Allah'ın emriyle konuşuyor bunu söylüyor. Aynen. Evet. Şimdi Meryem'in şeyine devam edelim. Devam edelim hocam. Ey Harun'un kız kardeşi diyor. Orayı okumuştum şimdi, hocam. Bu kavram çok önemli. Bak bu gözden kaçtı galiba. Şimdi bunu ey Harun'un kız kardeşi diyenler kim? Oradaki topluluk. Bu topluluk demek ki Harun'u tanıyor. Yani Musa'yı ve Harun'u tanıyor. Ehli kitap bir topluluk. Ehli kitap oldu onlar. Vahiy almışlar. Yani vahiy gelmiş onlara. Ama bozuk bir şekilde gelmiş veya değiştirilerek gelmiş. Dolayısıyla Meryem'in ehli kitap bir toplumla mücadele ettiğini de biz buradan anlayabiliyoruz. Senin baban kötü bir kişi değildi. Bak İmran'ı da tanıyorlar. İmran'ın ve annen de azgın utanmaz bir kadın değildi. Yani senin annen ve baban onlara göre tabii böyle bu senin yaptığın gibi işte tevhiddir, Kur'an'dır, Tevrat'tır, işte rivayeti reddetmek gibi şeyler yapmıyordu. Kendilerince kendilerini haklı çıkartmaya çalışıyorlar Meryem'in karşısında. Meryem annesini, babasını sizden daha iyi bilir aldığı düzgün ahlakı. Ama onlar kendilerini haklı zannediyorlar. Şu anda ama şöyle diyelim hocam. Bugünkü ehli sünnet ve cemaat mezhebinde olanların peygamberi tanıdığı gibi, peygamberi sahiplendiği gibi, Kur'an cemaatlerinin peygambere sarıldığı aynı mıdır? Şu anda ehli sünnet ve cemaat mezhebinde olanlar peygamberi ilahlaştırmışlar. Onları Kur'an'ın anlattığının dışında bir peygamber fotoğrafını ortaya koymuşlar. Aynı onun gibi o da. Değişen bir şey yok. Evet. Bunun üzerine çocuğa işaret etti. Dediler ki henüz beşikte olan bir çocukla biz nasıl konuşabiliriz? Yani burada ben oruçluyum ifadesini neyle izah ediyor? İşaretle. Çocuğa işaret etti. Çocuk cevap versin buna. Ve devam ediyor. Ondan sonra da bitiyor. Evet. Şimdi zaten burada henüz beşikte olan bir çocukla biz nasıl konuşabiliriz diyorlar. İsa dedi ki şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Bana kitabı verdi ve beni peygamber kıldı. Nerede olursam olayım beni kutlu kıldı ve hayat sürdüğüm müddetçe bana namazı ve zekatı vasiyet etti. Anneme itaatiyle ve beni mutsuz bir zorba kılmadı. Bak beşikteki çocuğa çocuk ifade kullanıyor. Beşikteki çocuk bunları söyleyebilir mi? Bir kişinin yol tercihini ortaya koyabilmesi için ergenlik yaşına gelmesi lazım. Ondan sonra belirli bir zaman dilim içinde olgunlaşması lazım. Öyle sanıyorum ki İsa onu söyleyinceye kadar yaklaşık 25-27 sene geçmiş aradan. Ondan sonra bunları söylüyor. Peygamber olduğunu ve Allah'ın kulu kendisine kitap ve hikmet verildiğini anlatıp onlara Meryem'in adına cevap veriyor ve susturuyor kavmini. Olay bu. Beşik ne anlamı geliyor hocam o zaman? Efendim? Beşik ne anlamı beşik, geliyor? Beşik orada? Kelimesini, yeryüzünü bir beşik yaptık diyor ya Kur'an. Beşik kelimesini böyle emekleyemeyen, yürüyemeyen beşikte anlamından değil. Yani toplumun dilinde daha sen, o da, daha dünkü çocuk onunla bir sohbetimiz, bir konuşmamız yok ki onu biz nereden tanıyalım? Biz seni tanıyoruz diyorlar. Hayır, siz ona sorun diyor. O da cevabını veriyor. Yani biz Genel hocam, yeryüzündeki bir çocukla nasıl konuşuruz mu diyorlar? Hayır, yeryüzüne değil. O çocuk beşik olarak yeryüzü tanımlaması yaptınız yok. Yok, yani yeryüzü tanımlayı beşik kelimesini kullanırken bütün insanlar için yeryüzünü bir beşik yaptık. Burada beşik kelimesini kullanırken bizim anladığımız gibi etekleyen, ebekleyen, yürüyemeyen bir çocuk anlamında değil,
Yani biz onu tanımıyoruz anlamında kullanmış Kur'an. Başka türlü olsa Allah bana kitap verdi, hikmet verdi der mi çocuk? Bu sünnetullah'a ters. Meryem. Şimdi hocam çok özür dilerim. Bir şey söylemek istiyorum. Kusura bakmayın çok konuştum bugün. Bakın peygamberlik nübüvvet verme şartları vardır. Bu bir. İkincisi henüz ergenlik çağına gelmemiş, sorumluluğu başlamamış bir insana peygamberlik verebilir mi? Hadi kardeşim gidelim şu İslam'ı yayalım dese hangi çocuk bundan kalkıp da yürüyecek? Bir defa sorumluluk başlamamış, ergenlik çağına girmemiş nasıl peygamber olacak? Olgu, hani 40 yaşına geldiğin zaman diyor ya, peygamberlerin de bir olgunluk yaşı var. Belki İsa biraz erken yaşta olgunlaşmış. Onun 40 yaşı daha erken, 20-25 bilemiyoruz. Ama dünkü çocuk ifadesi tam oturuyor hocam. Evet. Şimdi zaten hocam, Meryem Suresi'nde zaten oradaki geçen olaylar hep olağanüstü olaylar. Bizim yaşadığımız olaylar değil ki. Niye bizim yaşadığımız olaylar gibi değil mi onun olayı? Değişen bir şey var mı? Şu anda Kur'an okuyanlara hep sapık diyorlar. Yok hayır. Burada olağanüstü olan ne Celal hocam? Ya işte Hazreti Meryem'in o Cebrail'in gelmesi, Hazreti Meryem'in... Cebrail gelmiyor Meryem'e hocam, öyle bir şey var mı? Eğer hani orijinal okuyorsan orada Cebrail diye geçmiyor. Ruhumuzu gönderdik diyor. Cebrail yok yani orada. 21'de de hocam mesela benim önümdeki mealde diyor ki, demin size söylediydim onu duymadın galiba ya, 21'de melek bu dediğin gibidir. Ancak Rabbim buyurdu ki bu babasız çocuk vermek ya, bana pek kolaydır. Hem biz onu nezdimizden insanlara bir mucize ve rahmet tutacağız. Onu yanlış der bu özel ezelde kararlaştırılmış. Bak 21'deki konuşan melek değil. Bak diyor ki 19 oku. Ben yalnızca Rabbinden gelen bir elçiyim diyor. Rasul. Orijinalde Rasul geçiyor. Yani Cebrail oraya gelen parantez içinde bir bakarsanız parantez içindedir. Ruh der sonra parantez içinde demiştir. Doğru Cebrail mu? Parantez içinde evet. Hocam ben aklım içinde olayını meal okuyan kişiler bilmesi lazım. Bu benim kafamda tahmin ettiğim bir zan varsayım da bu şekildedir yani. Ruh diyor. Bakın orada ruh. Evet. Yani bu meali yapan kişi nasıl kendi kafasından öyle yorumlar öyle yazıyor ki? Yani yanlış yanlış. Öyle yok. Demek parantez içindedir. Bunu bilin yani. Hocam, bu çok önemli bir konudur. Bak, şimdi, mealleri yapan kişiler Hristiyanların söylemleri olan İsa babasızdır sözüne inanarak bu mealleri yapmışlar. Ve bu ayetleri Hamdi Yazır'ın meali. Parantez kesin değildir anlamındadır. Hepsi öyle hocam. Hepsi birbirinin kopyasını çekmişler. Saatimiz geldi. 22.30. Yarın inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Allah hepinizden razı olsun. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler hocam. Hayırlı geceler. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun hocam. Naci hocam ayrıldı mı? Ayrıldı galiba hocam. O herhalde dinlemedi bile dersi. Ya yok ya. He? Bazı hocam o şeyi kırdı hocam. Zinciri kırdı. Ya şimdi bu şekilde gelen bir adama dinlemiyor bile hocam ya. Kendisi çalıp kendisi söylüyor. Dinlemiyor. Ya biz zaten birine şu Kur'an'ı illa anlatacağız diye bir derdimiz yok. Dileyen anlar, dileyen anlamaz. Yok da hocam, hocam özür dilerim. Böyle gelen gelmek isteyen ilk arkadaşlar bilmiyorum. Sizle bir önce kafadaki soruları sizle görüşseler de ondan sonra gruba gelse daha iyi olur hocam. İşte bu burada konuşulması çok iyi olmadı, kötü oldu. İyi olmuyor, anlaşılmıyor. Herkes bir oradan atlıyor, bilmem oradan karışıyor. Yani çok hoş olmadı yani bence. Eyüp Bey'in sorularından kaçar mısınız? Alın size hadi bakalım. Ne oldu hocam?
Ne oldu hocam, ben anlamadım. Eyüp Bey'in sorularından kaçar mısınız diyor. Malın size adam. Naci Bey, Naci Hocam. Evet, o kaçınmaz. O edepli, terbiyeli, yerinde, zamanında soran birisi. Adam az daha sağlam durmasa dininden döndürecektiniz adamı. Mehmet Hocam da mı ayrıldı? Mehmet, ya 9'a gelmeden geldiler şeye de, Mehmet Hocam. Ben buradayım. Hocam niye gönderdin onu, yakasından niye tutmadın? Ya ben nasıl tutayım ya, gidecek insanı ben niye yakasından tutayım? Yolu açık olsun, ne diyeyim ben? doğru söyle, yapacak bir şey yok. Hocam ben... Hayırlı geceler hocam. Hayırlı geceler. Ya hocam şimdi öğrenmek isteyen adam dinleyecek. Ya kafasına takıldığı yerde sorsun. Ama ben kesinlikle kabul etmem, gitmem etmem. Böyle dedim, adamla konuşacak bir mevzu kalmıyor. Konuşamaz. Kardeşim adam bu yaşına kadar öğrendiği doğrularından bir anda hemen vazgeçsin mi istiyorsunuz? Kolay mı? Hangimiz yapmadık ki öyle? Hangimiz öyle yapmadık ki? Aynen. Ali Rıza abiyi ben kaç ay böyle nerenin projesi diye dinledim ya. Kaç ay? Hocam ağzı süt kokan çocuğa ders anlatamazsınız. Doğru söylüyorsunuz. Ama şimdi her gün dua ediyorum ya. Allah razı olsun. Dua edenlere biz de duacıyız. Yani Kur'an'ı masal olarak okumaktan kurtuldum yani, hamdolsun. Kur'an artık bana konuşuyor. Her ayet bana bir şey söylüyor artık. Yani. Ya zaten Kur'an'da bazı ayetleri, kelimeleri düzgün anladığın zaman Kur'an sana inmeye başlıyor, anlatmaya başlıyor. Değilse gelmiyor bir türlü. Abi o deminki o arkadaşa ben bugün gördüm ilk defa da. Bu adam ya İmam Hatip'ten ya Diyanet'ten. Ya imam. Emekli imam ya. Emekli imam. Emekli imam mı? Oo, o şerbetli. Şerbetli o. Kolay anlatamazsın ona. Ya yıllarca anlattığı dini tutar da sen farklı bir şekilde anlatırsan senin yanında durur mu? Bir anda hemen kabul etsin istiyorsunuz. Öyle kolay mı bu ya, iş? Ya biz kabul etsin istemiyoruz. Alternatifini söylesin diyoruz. Ya dediğim gibi karşılıklı konuşacaksın. Bu adam konuşmuyor. Kesinlikle kabul etmem gitmem böyle oldu mu konuşamazsın ya. Ya o konuşacak ya, sana anlatamazsa ayrı mesele de. Abi, sen söyleyeceksin, o soracak, sen soracaksın. Ayetlerle cevap veriliyor burada. Öyle kafadan sallanmıyor ki. Yok daha. Bakara 30. ayet. Diyeceksin yani. Bakara 30. ayetteki Allah'ın meleklere seslenişini ve meleklerin içinden birisinin itirazını bu adam iyi anlamadıktan sonra bütün düğmeler yanlış gider. Aynen. Şimdi, orayı anlaması lazım. Orada şunu... Anlamak isteyecek daha doğrusu. Anlamak istemedim, anlatamıyorsun işte. Tabii kapalıysa yapacak bir şey yok da. Tabii yok yani işte öyle. Yok, önce şunu kavramak lazım. Ben... Hocaya dedim ki Ahzab suresi 72. ayette biz göklere, yere, dağlara o emaneti sunduk da onlar bu emaneti yüklenmekten kaçındılar, korkuya kapıldılar. Ama insan bu emaneti yüklendi, ne zalimdir ne cahildir. İnsandan başka emanet ve sorumluluk yüklenen varlık yok. Şeytanla iblisi aynı kategoriye koyan bir adam nasıl bunları anlatsın? Abi ben bugün Profesör Hüseyin Atay Hoca'yı, yani İlahiyat Camiası'nın hocaların hocası olarak kabul ettikleri adamı dinledim bugün. Birkaç videosunu izledim. Bu adam bile meleklerin ayrı birer varlık olduğu konusunda kanaat sahibi. Halbuki o kadar şahane tespitleri, o kadar farklı görüşleri var ki Hüseyin Atay Hoca'nın, ama o bile mesela melek kavramını daha bulamamıştı ha. İşte onu farklı hala öyle. Dikkatli konuşun, Hüseyin Atay benim eski dostum. Allah razı olsun. Hüseyin Atay Hoca çok birikimli birisi ama işte hala
öyle bir anlayışı var işte yani melek konusunu, iblis konusunu bu şekilde bir anlamıyor yani. Evet. Türkiye'deki en aykırı seslerden birisi yani. Yıllar yılı. Var öyle bir insanlar, çok şeyler bulmuşlar ama daha çok daha mesafe kat etmeleri gerekiyor. İşte bu şekilde bir okumayı yapmamışlar, yapamamışlar neyse. Birçok tespiti yapmışlar ama geleneksel algıdan farklı olarak... Yani kurtaramıyor kendini, bir yerde gene takılıp kalıyor. Peki bu arada bir de yanlış bir gelerek oluşturuyor olabilir miyiz? Biz mi? Tabii olabilir yani. Ya, olabilir içinde. Kur'an'dan yani, anladığını söylüyor yani burada. Ali abi de Kur'an'dan anladığını söylüyor. Ben özel bir şahıs üzerinden söylemiyorum. Yani bizim de Türkiye'de en aykırı seslerden biri ve gelip burada takılmış mesela. Bizim de gelip onun gibi takıldığımız noktalar olabilir. Tabii ki olabilir hocam. Kim? Aksini söyleyen çıkıp ispat eden çıkarsa eyvallah başımızın üstünde yeri var yani. Acaba başımızın üstünde yeri var mı? Vardır mutlaka olur. Hayır kesinlikle değil. Bizim de üçü şeyimiz var, dayatmalarımız var. Ben mesela her yazdığım makalenin arkasından doğrularım Allah'a, yanlışlarım ise bana ait diyorum. Demek ki o sözü söylemek sizi mutlak doğruya götürmez ki eğer yanlış yazılmışsa. Yok, doğruya götür. Yanlışlarım olabilir demek. Olur diyorum ben de ya, yanlışlarım. Tabii ki olabilir demek istiyor. Evet. Peki geceniz hayır olsun cümleten Allah'a emanet. Allah emanet olun bakalım. Selamünaleyküm. Hayırlı geceler. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyorum.